Evet sayın seyircilerimiz, bir taklacı programında yine birlikteyiz. Türkiye Güvercin Federasyonu'nun 2015 yılında düzenlemiş olduğu taklacı güvercin performans yarışmasının törenlerinde birlikte olacağız. Evet sayın seyircilerimiz, Türkiye Güvercin Federasyonu'nun 2015 yılı kupa töreninde birlikteyiz. Şimdi kupanın tertip komitesi başkanıyla birlikte olacağız ve başkanımızı tanıyacağız. Başkanım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mustafa Ahiroğlu, Türkiye Güvercin Federasyonu Marmara Bölgesi Taklacı Oyun Kuşu Komisyon Başkanı. Peki başkanım, bu kupayı düzenlemekteki amacınız nedir? Biz bu kupayı tertiplemiş olmamızdaki amaç, yegane sebep budur. Kurucularından olduğum Türkiye Güvercin Federasyonu'nda bütün arkadaşlıkların, kardeşliklerin, birlik, beraberlik, sevgi, saygı içerisinde insanların birbirlerine olan yakınlıklarını pekiştirmek amaçlı kupa yapıyoruz. Bu kupada herhangi maddi anlamda bir katkı sağlamak amaçlı yapmıyoruz. Toplanan ödülleri hediye mahiyetinde kazanan arkadaşlarımıza hepsine teker teker yarışma bittikten sonra kupalarıyla beraber ödüllerini takdim ediyoruz. Buradaki bütün amaç Türkiye'deki taklacı oyun kuşunu en üst seviyeye çıkartmak. En üst seviyeye çıkartmaktaki anlam, bizden evvelki bu yarışmayı yapan Ankara'da Adil Kayabaşı abimiz, Samsun'da gene böyle bir yarışma yapıldı. Biz bu yapılan yarışmalardan aldığımız tüzüklerden geliştirdiğimiz bir tüzüğü Türkiye Güvercin Federasyonu'na kaşelettirdik, mühürlettirdik ve bu tüzük çerçevesinde taklacı oyun kuşunu bir çıta altında, bir kriter altında bulunan tüzüğe göre yapmış olduğu performansları sergilemek amaçlı. Bir de ırkların ıslahı, yani bu demek istediğim, yanlış kuşlarla eşleşmesinin önünü kesmek için ayrıca federasyon olarak başlattığımız şey, Türkiye'deki bütün güvercin ırklarını tek tek künyelemek, TC kimlik gibi. Federasyonumuzun sitesinde de bunları alakalı künye sorgulama sistemimiz var. Bununla alakalı şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yarışmada da her geçen gün çığ gibi büyüyor. Benim tek arzum, isteğim, buradan Türkiye'ye sesleneceğim şey şu: Türkiye'deki bütün yarışmalar bölgesel anlamda yapılsın. Bir kurum, federasyon çatısı altında, tabii ki her bölgenin kendine ait olan tüzükleriyle yapılsın. Ama buradaki yapılmış olan yarışmaların neticesinde Türkiye şampiyonası ortaya çıksın. Şimdi bize federasyon olarak niye Türkiye'yi komple yarışa almıyorsunuz diye söylendiğinde de ben söyleyen arkadaşlarımıza şununla alakalı bahsediyorum. Türkiye'nin batısından doğusuna kadar değişik değişik iklimlerde uçan güvercinlerimiz, değişik şekilde hava şartları, nem, rutubet gibi, rüzgar gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Bununla alakalı da yöresel, bölgesel olduğu zaman aynı şartlarda uçan kuşlar aynı performansları sergilesinler diye bunları bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama burada herkes de, kamuoyunun da takdir buyurması gereken şey şu: biz daha federasyon olarak 7-8 yıllık bir federasyonuz, resmi bir federasyonuz. Türkiye genelinde de 61 resmi kulübümüz var. 61 kulübümüz Edirne'den Diyarbakır'a kadar üye kulüplerimiz var. Bunu gittikçe yaygınlaşacağız. Biz demiyoruz ki biz bu işin duayeniyiz. Bu işin duayeni Ankara'da kimse bu işten alakalı, iki kişi oradan alalım, İki kişi Karadeniz'den alalım, İki kişi Güneydoğu'dan alalım, İki kişi Marmara'dan alalım. Bir araya gelelim ve gerçek olan tüzüğü ortaya çıkartalım. Herkes aynı tüzükle yarışsın. Biz bununla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Yani şimdi başkanım, sizin demek istediğiniz şu mu? Yani ben öyle anladım belki de. Evet. Yani kupa tüzüğü bir olsun ama bölge hakemler olsun, ya da iller bazında diyorum bölgeler, hakemler olsun. O iller bazındaki hakemler kendi illerindeki kuşları puanlasınlar. Ha. Puanlamayı size getirsinler. Öyle tabii mi demek? Ve onun dışında da öyle olduğu zaman zaten bu hakemler hepsi normal yetişmiş hakemler. Zaten bu kuşu çok değişik değişik gözde puanlandığı zaman illa gözden kaçan bir şeyler olabiliyor. Biz bu işle alakalı gittik Dünya Federasyonlar Birliği'ne üye olduk. Ayrıyeten de oradan kokart aldık. Bu kokartları niye aldık?
buradaki her ırkla alakalı hakem arkadaşları kokartlayalım diye aldık. Ama yurt içinde ama yurt dışında hakemlerimiz Avrupa normlarında doğru bir şekilde kuşları puanlasınlar diye. Irklarından alakalı. Peki başkanım, bu kupada en çok fazla dikkat neye dikkat ediyorsunuz? Bu kupada dikkat ettiğimiz şey şu, biz genellikle bizim kendi olmazsa olmaz dediğimiz kriterlerimiz var. Tüzükte 41 maddeyle biz yarışıyoruz. Her yarışmacıya da o tüzükleri veriyoruz. Yarışmacıların tabi bazıları bunları okuyor, bazıları okumuyor. Okumayanlara da bir şeyle alakalı karşılaştığımız herhangi bir sorun da biz ona kendisine söylüyoruz. Sizin sorduğunuz sorunun cevabı 17. maddede ama 30. maddede diye. Onlar da oradan bakıp ondan sonra gerçeği görüyorlar. Evet başkanım, katılım kaç adetti? Yavru tarafında 260, eke tarafında 280. Toplam uçan kuş sayısı, yarışı uçan kuş sayısı iki tarafın toplamı 100 civarı. Peki başkanım, bu yarışmaya katılan arkadaşların size istek ve talepleri var mı? Şimdi bu işten alakalı istekler, arzular, talepleri var. Tabii ki bütün kamuoyunun da bildiği gibi güvercin kuşu rahat alanlarda uçan bir kuş. Bundan alakalı Türkiye genelinde yapılan kentselleşme kuşlarımızı hapsetmeye zorluyor. Bundan alakalı da bütün meraklı olan arkadaşlarımız kuşlarını uçurmakta zorlanıyorlar. Bundan alakalı şikayetlerde bulunuyorlar kuşçu arkadaşlarımızı. Bu sefer onlar oradan oraya, oradan oraya yerlerini değiştiriyorlar. Bu sefer de orada performans yapan kuş öbür tarafta performans yapmıyor. Bizim devlet büyüklerinden istediğimiz şey şu. Biz Türkiye Güvercin Federasyonu olarak tüm güvercin besleyen arkadaşların bir sesi olmak amacıyla, ama bir heyet olarak onlarla görüşelim, ama bakanlık nezdinde, ama Tarım Genel Müdürlüğü, ama neresiyse bu işin bizden alakalı spor, bizim bu yaptığımız iş spor. Dünyada yani her türlü spor yapılıyor. İnanın bu kuşu terbiye etmek, o kuşu o şekilde kurallara göre oynatmak kadar zor bir şey yok. Bizim bütün en büyük müzdarip olduğumuz şeylerden, devamlı kulağıma gelen şikayetlerden en büyüğü bu. Kuşları uçurmaktaki yer sıkıntısı. Şimdi başkanım, peki biraz önce siz birliktelikten bahsettiniz. Evet. Misal yöre olarak da bizim İç Anadolu bölgesi kurak iklime sahip. Evet. Samsun rutubetli, nemli. Evet. İstanbul'un öyle rutubeti, nemi var. Adapazarı'nda var. Şimdi bu yarışmalarda eğer birliktelik olursa, evet, kuş puanlarken buradaki hava şartlarını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bundan alakalı her kuş kendi bölgesinde uçtuğu için o bölgenin şartlarına göre kuş şey yapacak. Yani alacak dereceyi. Ama buradaki derece puanlama aynı olduğu takdirde bu sefer ne olacak? Diyelim Türkiye şampiyonu çıktı. Türkiye'yi komple 5 bölgeye böldük. Birinci bölgenin işte Karadeniz bölgesi şampiyonu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi ayırıp bu yarışmayı daha nezih bir hale getiririz. Bizim zaten duyuramadığımız şey şu, Türkiye genelinde kaç tane güvercin severin olduğunu biz kendimizi dile getiremiyoruz. Getiremediğimiz zaman da istiklerimizi yerine getiremiyoruz. Sizin sayenizde Bereket TV'ye de buradan ayrıyetten biz istek ve temennilerimizi duyuracağınız için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu işten alakalı o kadar madde veya bu işten alakalı herhangi bir kanun olmadığından dolayı bu işten müzdaribiz yani. Ya başkanım, şimdi sizin o dediğiniz olaya biz de katılıyoruz. Biz geçenlerde bir ilaç firmasıyla Ankara'da birlikte olduk. Evet. Bu kuşlarımızın ilaçlarını yani temin etmekte falan biz çok zorlanıyoruz. Evet. Çünkü dışarıdan bavul ticaretiyle geliyor. Evet. Bazı bilmediğimiz ilaçlar geliyor. Tabii. Ve ondan sonra da bu ilaçlarla biz deneme yanılma olayıyla, yani atıl batıl işlerle biz kuşlarımızı ilaçlıyoruz. Ama biz bu ilaç firmasına gittiğimizde Türkiye genelinde 200-300 tane kuş olduğunu biliyorlar. Evet. Biz sesimizi şimdiye kadar duyuramadık ama Bereket Televizyonu'nun bize vermiş olduğu bir imkanla, Bereket Hayvancılığın, biz sesimizi duyurmaya başladık. Ve milyonların olduğunu ben arkadaşlara, o ilaç firmasındaki veteriner hekim arkadaşlarımıza söylediğimde çok böyle tuhaf bir şekilde karşıladılar, olamaz böyle bir çoğunluk diye. Neden biz sesimizi duyuramıyoruz? Şimdi ondan alakalı, güvercinlerin sağlığıyla alakalı şöyle bir olay var Adil Bey. Türkiye'de güvercinle alakalı okunmuş bir veterinerlik herhangi bir böyle bir şey yok. Ama bunlar da bu sefer kuşçular ne yapıyor? Kuşlar hastalandığı zaman yurt dışında
güvercinle alakalı ilaç fabrikaları var. Daha büyük sektör yani diyeyim size. Ama aynı ilaçların müdavili, o ilaçların içine koyulan bütün maddeler burada var. Ama bizim buradaki Türkiye'deki resmi, diplomalı veterinerlerimiz bu işe devlet tarafından el atılsa, her bölgeye 3 tane, 5 tane, 10 tane veteriner şey yapılsa, bundan alakalı da insanlara bilgilendirseler temizliğiyle, sağlığıyla, aşı bu işin olmazsa olmazı. Ondan sonra ilaçlarla alakalı bu sefer insanlar ilaçları bulamadığı zaman hasta ne yapacak? Kendini illa bir şekilde tedavi etmeye ulaşacak. Bizim buradan bu kadar diplomalı veterinerlik fakültesi bitirmiş arkadaşlarımız kendiyle alakalı, yani almış olduğu diplomayla alakalı iş yapamıyorlar. Çünkü o işle alakalı iş bulamıyorlar. Bu da ayrıyetten de bir kaynak sağlayacağını zannediyorum ve kesin bu. Çünkü bu işten alakalı talep var ama karşılığı yok. Bunun kötü bir şey mi yani, Türkiye genelinde 1000 tane veterinerimiz almış olduğu diplomayı kanatlı üzerine çalışsa ve bu kuşçuluk camiasına 1 milyonun üstünde kuşçu var, bunlara hizmet verse kötü bir şey mi? O sadece bizim bildiğimiz adet. 1 milyonun çok üzerinde. En azından bizim diyoruz ki, biz geçenlerde bir kamuoyu araştırması yaptı arkadaşlarımız bütün dernekler bazında. Ama tabii bu sadece taklacı değil. Irk olsun, posta güvercin olsun, ondan sonra diğer kanallardaki kuşlar da olsun, 5 milyonun üzerinde çıkıyor. Evet. O şimdi zaten Adil Başkanım, biz Türkiye Güvercin Federasyonu olarak taklacı oyun kuşuydu değil. Türkiye'de ne kadar güvercin varsa hepsiyle alakalı komisyonları kurmaya uğraşıyoruz. Şu anda bizim Öntepe komisyonumuz var, kostüm komisyonu. Mısır Bango komisyonumuz kurulma aşamasında. Bursa Oyunları'nın komisyonu var, Kelebek komisyonu kurulma aşamasında. Taklacı oyun kuşu komisyonu var, posta komisyonu var. Daha bilmediğimiz binlerce ırk var. Ama bundan alakalı insanlar bir derneğe üye olacak. Üye oldukları dernek federasyonu üye olacak. Ondan sonra da diyecek ki, biz Türkiye genelinde biz 50 arkadaş bu ırkı besliyoruz. Bu ırk 1930'lardan geliyor. Bu ırk 1980'lerden geliyor gibi taleplerde bulunacaklar. Şimdi burada biz bildiğimiz ırkla alakalı bu işin kriterini belirleriz. Bir de ayrıyetten şöyle de bir şey var. Her ırkın komisyonunu, komisyonun o işten anlayan, o güvercinden anlayanlar kriterlerini çıkartacak. Ayrıyetten de Türkiye'de beslenen güvercinlerin tek tek tescillerinin alınması lazım. Tescilleri alınmadığı zaman tutuyor el alemin ülkesi, senin 100 yıllık, 200 yıllık beslediğin kuşa tutuyor sahip çıkıyor. Ama sen onun tescilini almasan birileri çıkar. Biz şimdi ondan alakalı aşağı yukarı 4-5 ırkın şu ana kadar tescilini aldık. Şu anda da Diyarbakır'da da gene dernek başkanımız Hasan Hüseyin Tuğcu orada 12-13 ırk güvercinin tesciliyle alakalı çalışmaları yapıyor. Her bölgeden, her ilden de ayrıyetten besledikleri ırkla alakalı çalışmaları yapsınlar. Ama bu işler kendi başına kenar köşede, kahvede, orada burada olacak işler değil. Kendi illerinde, ilçelerinde bulunan resmi derneğe üye olacaklar. Üye oldukları derneğe, federasyona üye yapacaklar. Ondan sonra da istek ve temellerini söyleyecekler. Ondan sonra da komisyonlar kurulacak. Biz şimdi bu dediğim komisyonların hepsini kurarız. Ama o zaman ne olur? Bu sefer derler ki, bir tane dernek 3 tane komisyonu kurmuş. Bizim davamız burada Edirne'den de o ırkla alakalı besleyici o komisyonda olsun. Van'dan da bu kuştan alakalı komisyonda olsun, Mardin'den de olsun, Sivas'tan da olsun, her yerden olsun istiyoruz. Bunun olması için de her ilde olan dernekler ve güvercin severler derneklere üye olacak. Üye oldukları dernek federasyona üye olacak. Bu şekilde de komisyonlar kurulacak. Kuşçuluk daha ilerlere gidecek. Bilinçsiz kuşçuluk şu anda başını almış yürüyor. Elimizdeki ırklar her geçen gün kayboluyor. Bilinçli olanlar muhafaza ediyor, bilinçsiz olanlar maalesef tükenip gidiyor. Başkanım, söylemlerinizden dolayı size de teşekkür ediyorum. Başka bir söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz, kuşçu camiasına yani herhangi bir önerileriniz var mı? Vallahi Türkiye Güvercin Federasyonu olarak benim söyleyeceğim şey şu. Türkiye genelinde birlik, beraberlik, kardeşlik, tek vatan, tek millet, tek bayrak diyorum. Bütün kuşçu camiası ve bütün Türkiye halkını kucaklıyorum. Size de bize bu verdiğiniz imkandan dolayı teşekkür ediyorum. Her şey kardeşlik, birlik, beraberlik için olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz söylemlerinizden dolayı. Sağ ol başkanım. Evet sayın seyircilerimiz, şimdi 2015 yılı Eke birincisi arkadaşımızla beraberiz. Arkadaşımızı tanıyacağız.
Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Şemsettin Kurt. Samsun Çarşambalıyım. Hasten İstanbul doğup büyümeyim. İkitelli'de oturuyorum. Yaşım 38. Müteahhitlik işi yapıyorum. Hobimiz gereği tabii buradayız. Güvercini kaç senedir besliyorsun? Hemen hemen Adil abi bir 20 senedir falan bakıyoruz tabii oyun kuşu olaraktan. Damızlıkların kaç senedir? Damızlıklarımız yeni. Biz Mehmet Sakız abimizin kuşlarını besliyoruz. Kendisi Mardinlidir. Ondan da yeni almaya başladık kuşlarımızı. Çok eski değil yani. Bir 4-5 senelik bir mazimiz var yani onun kuşlarına baktığımız süre. Kuşunuzun yaşı ne kadar? Eke dalında birinci olduğunuza göre kuşunuz kanat kuyruk tüyünü falan değiştirdi. Yavru yumurta gördü mü? Yavru görmedi. Yani bir yaşında yavru falan göstermedik zaten. O zaman da tüy zamanına falan yakalanmıştık kuşumuzun. Bir an önce tüye yakalanmadan uçurma gereği duyduk yani. Yarışmada kaç sayı yaptı güvercinimiz? Yarışmada güvercinimiz 22 sayı geçerli 22 sayı yaptı. 17 tane geçersiz sayısı var. Toplamda 39. Toplamda 39 sefer. Mesafeleri ne kadar? 10'la 20-22 metre arası oynadı Adil abi kuşumuz. Takla adetleri nasıl böyle dolu mu? Fışkırmaları falan böyle tempolu, gezmesi falan yani bize kuşunun biraz özelliklerini anlatır mısın? Yani kuşumuz çok yüksek hani geldiği zaman gezmeleri çok geniş gezmeleri yoktu. Biraz alçak gezmeleri falan vardı ama geldiği zaman kendisini gösteriyordu tabii. Kuşumuz 2 taklayla 8 takla arası oynadı. Mesafeleri de iyiydi, fena değildi yani. Evet. Başka bizim bu güvercin camiasının düzenlemiş olduğu bu Türkiye Güvercin Federasyonu'nun bu kupasında herhangi bir gördüğünüz eksiklikler, fazlalıklar, önerileriniz var mı? Eksiklik değil de tabii gitgide daha iyi olacaktır muhakkak ki yarışmacı insanların katılımlarıyla beraber daha çok olacaktır. Yani böyle şeyler olduğu zaman hem kendimiz kendi kuşumuzu vitrine çıkartabiliyoruz hem de böyle güzel değişik insanlarla tanışmış hem muhabbet hem sohbet böyle güzel imkanlarımız oluyor. Başkanımıza da ayrıyetten teşekkür ediyoruz buradan Mustafa Ayrıoğlu'na. Biz de sizi başarılarınızdan dolayı kutluyoruz. İnşallah tekrarını diliyoruz size de. Güle güle besin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz 2015 yılı Eke Kupası ikincisiyle birlikteyiz. İkinci olan arkadaşımız Türkiye Güvercin Federasyonu'nun renkli simalarından birisi. Ve bu seneki 2016'da düzenlenen kupanın da komite başkanlığını yapacağını biraz önce Mustafa Başkanımız bize duyurmuşlardı. Şimdi kendilerini tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Şenol Şen. Türkiye Güvercin Federasyonu komisyon başkanıyım şu anda. Peki kuşunuz bu eke dalında yumurta yavru görmüş yaşı ve kuşunuzun özelliklerini bize anlatır mısınız? Benim kuşum yumurta gördü ama yavru görmedi. 2,5 saat civarında uçtu. 17 sefer yaptı. 10 metre ile 20 metre arası oynadı. 4 takla ile yerine indi. 555 puan aldı. İkinci oldu. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz seni devamlı olarak da bu kupalarda hep böyle bir derecelerde falan görüyoruz. Damızlıklarınız kaç seneye dayanıyor? Benim damızlığım 20 seneyi civarında. 20 senelik damızlıkla uğraşıyorum. Yeni yeni kuşlar da katıyorum aralarına. Arkadaşımda görüyorum, hoşuma gidiyor. Alıyorum kendi kuşlarıma giriyorum. İçinden iyi çıkanlar da oluyor, iyi çıkmayanlar da oluyor. Federasyonun bu seneki düzenlemiş olduğu kupaya yenilikler getirecek misiniz? Komite başkanı siz oldunuz. Evet, mesela her yarışmacının resmini FES'e atacağım. Ve en azından bir başını, iyi bir başını paylaşmak istiyorum yarışmacılarla. Devamlı irtibat halinde olacağım onlarla. Yani ne isterlerse bana ulaşabilirler, sorabilirler. Biz de onlara hizmet etmeye gayret edeceğiz. Şimdi peki başkan diyeceğim artık sana komite başkanı oldum. Şimdi evet. Başkan peki bizde de bu ben Anadolu Güvercin Kültür Derneği başkanlığını yapıyorum ve bir de evet. Türkiye genelinde bir kupa düzenliyorum. Evet. Ve bu kupada şimdi benden bazı yarışmacı arkadaşların talepleri var. Şimdi biraz ya bu iş biraz ranta döndüğünden dolayı evet. Arkadaşlarımız kuşlarını televizyonda ekranlarda falan görselleştirmek istiyorlar. Gerekirse FES sayfalarında biliyorsunuz evet, internette evet, sanal alemde de yani sanal alemde de bunları böyle yayınlamak istiyorlar. Şimdi bizden talepleri şu diyorlar ki bizim kuşlarımız uçtu indikten sonra
puan kağıtlarını, puan cetvellerini hiç olmazsa internette, sanal alemde biz bunları görelim diyorlar. Tamam. Siz bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Aynısını ben de düşünüyorum işte. Gideceğiz yarışmacının yanına. Önce onun kendi resmini çekeceğiz. Sonra kuşunu çekeceğiz. Sonra yaptığı başarıyı, puan cetvelini çekeceğiz. Görüntüleyeceksiniz. Tabii, görüntüleyeceğiz ve aynı zamanda güzel bir iki başını da çekeceğiz, FES'ten yayınlayacağız. Peki kuşlar da bu inme olayına çok takılınıyor. Yani şimdi bazı çoğu arkadaşlarımız var. Biz de diyoruz ki bizim işte hayvan belirli bir performansı gösteriyor. 2 saat 3 saat gibi böyle yüksek düzeyde uçuyor. Ve normalde istihabatinden çok fazla seferler yapıyor. Ve perde alayarak iniyor ama kuş takla vurmadan inebiliyor. Buna sizin arkadaşlar da serzenişler, sizin de var da. Ben onun için söylüyorum. Buna bir çare bulacak mısınız? Vallahi bizde takla silen diskalip oluyor. Neden? Şimdi perde ağladı, indi. Kişiye göre değişiyor. Değiştiği için de bizim yönetimimiz taklayı vursun insin istiyor. Öyle bir karar alındı. Biz taklasız inen kuşu diskalip ediyoruz. Yani 20 seferde yapsa, 30 seferde yapsa taklasız indiği anda diskalip ediyoruz. Evet, yani bizim kuralımız bu diyorsun. Evet, bizim kuralımız bu. Peki başka daha değişik yenilikleriniz var mı? Ya bizim tüzük zaten 7 senedir devam ediyoruz. Her sene 3-5 yani gözden kaçan şeyleri düzeltiyoruz. Bu tüzüğümüzde de değişen şeyler var. Yani 3-5 tane madde değişti. Evet, biz başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah seneye yine bir arada oluruz. İnşallah. Ama yani size bir tane evinizde bir rakip çıkmış. Bu da genç bir arkadaşımız. Evet, bu da o. Rakibiniz. Evet, senin de görüşlerini alalım. İsmini tanıştın. Buğra Şen abi ben de. İşte babamın yanına çıka çıka. Yani merak saldım ben de. Bayağı meraklandım. Artık babama rakibim. Büyük bir rakibim hem de. Peki Buğra okuyorsun aynı zamanda, herhalde. Aynı zamanda Buğra oğlum 5 takım kendisine damızlık ayırdı. Onları bir köşeye koydu. Markasını kendi aldı. Yavrularını da kendi uçuracak. Yani yarış başladı tam diyorsunuz değil mi? Baba tam, oğul. Tabii tam rakip. Peki Buğra'cığım nerede okuyorsun herhalde? Evet, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıfta okuyorum abi. Şu an güzel gidiyor, her şey yolunda gidiyor. Hayırlısıyla bitireceğiz onu da. Devam edeceğiz yani, inşaat edeceğiz. Valla ben de temenni ediyorum ki inşallah babanın sancağını devirirsin aşağı. Yeni ama bir sancak babamın, açarsın. Babamın sancağını devirmek değil, babamın sancağını devralmak. Devir mi almak istiyorsun? Evet evet, amacım o abi. Babamın sancağını devralmak. Yani bizim bu sadece şu, yani bu yarış çok güzel bir şeydir. Evet. Rekabetle, dostluklar içerisinde olduğu zaman bizim bu güvercin yarışmalarını düzenlememizin de en büyük sebeplerinden bir tanesi nedir? Dostluğu, arkadaşlığı, rekabeti düzgün seviyeye getirmek evet. Ve kuşu camiasını birbirleriyle kaynaştırmaktır. Bu arada bütün da, amacımız o yani. Bu arada da Bereket TV'ye teşekkürler. Buraya kadar geldiler. Çok teşekkür ediyorum oradaki çalışan arkadaşlara. Evet, biz de Bereket Hayvancılık olaraktan sizlere başarılar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz, 2015 yılı Eke Kupası'nın üçüncüsü olan arkadaşımızla birlikteyiz. Şimdi kendilerini tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Serdar Cavlak, Elazığlıyım. İstanbul TGF Güvercin Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmada bu sene Eke üçüncüsü oldum. Güverciniz kaç sayı yaptı kupada? Kupada 511 sayı, 14 baş, 1 saat 1 dakika uçtu. Peki seferleri, o fişek tertipleri falan bizim istediğimiz tarzda mı? Bizim istediğimiz tarzlara yakın. Tam yani o tarzlarda değil ama o tarzlara yakın yani. Biz daha iyisini arıyoruz. Her sene geçtikçe daha da iyi olması lazım bu işin. Taklaları 3 taklayla 10 takla arası.
metreli 10 metre ile 30 metre arası. 1,5 metre ile 1 metrenin altına kadar iniyor. 7-8 takla arası ile bir inişi var. Evet, inişleri falan çok güzel tamam, diyorsun. Allah'a şükür. Kuşumuzun bir tarafı Erzurum, bir tarafı Elazığ. Bir abim var, sevdiğim bir abim. Bu işe gönül vermiş. Bu işte de yıllarca başarısı olan TGF'de Arif Özkılıç olan abim. Ona da ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bana karşı katkısı, emeği büyük. Burada işinden dolayı bulunamadı. Ona canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi buraya getirip kupa almamıza, burada bulunmamızda büyük bir emeği var yani. Biz de bu işe gönül verdik. İnşallah her sene buralarda gelir bu kupayı almak. Herkese nasip olduğu gibi bize de nasip olur inşallah. Ya ben şimdi senin bu temennilerine gerçekten canı yürekten katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var bizim Güvercin Camiası'nda. Çoğu zaman arkadaşlarımız kimin ne emekleri verdiğini, kimin kime ne katkılar yaptığını saklıyorlar biliyorsunuz. Evet, bu camiada böyle bir şey var. Yani yenilikleri, dostlukları, bu dayanışmanın, bu işin bir paylaşım işi olduğunu unutup bazı çıkar çevreleri var bizim içimize maalesef ki onları da buradan söylüyoruz yani kendilerine biraz daha çeki düzen verseler en azından oynayan kuşu ve kişilerin birbirleriyle paylaştıkları bu meyveyi ortaya çıkartıp bunu toplumla paylaşmak kadar güzel bir şey olmadığını ben biliyorum ama senin gibi genç bir kardeşim de bunu söylediği için de burada mutluluk duydum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle bir şey var yani kuş hayvan sevgisi çok güzel bir şey. Bana göre yani kuş besleyen insanın çoğu pis alışkanlardan uzak tutacağını düşünüyorum. Elimizden geldiğince çevremizdeki kötü alışkanlık olan kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla bu işi aşılamaya çalışıyoruz. Ya belki bunu sever de hani bir hayvan sevgisi olan insan sevgisi karşısında daha farklı olur. Sonuçta iki kanat bir tüyden oluşuyor diyoruz. Ya elimizden geldiğince beslemek lazım. Bir de bu işi çıkar amaçlı kullanmamak lazım. Yani bu işlere biraz daha olumlu yaklaşmak lazım. Şimdi sizin gibi büyük abilerimiz sağ olsun böyle gelip bunları gösterip böyle farklı şekilde yansıtması daha güzel bir şey. Şimdi buraya gelip bu şekilde anlatmanız insanların daha çok hoşuna gidiyor. İnsanlar daha çok yaklaşıyor. Şimdi bizim orada büyüklerimiz her zaman söyler. Kuş beslemek uğursuzluk, kuş beslemek kötülük getirir. Kuş olan, kuşla uğraşan adamın işi gücü olmaz. Ben işime de bakıyorum, kuşuma da bakıyorum. Elimden geldiğinde çevreme de yardımcı da olmaya çalışıyorum. Bana göre kuş beslenmesi lazım yani. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben tekstil abi. Gömlek. Gömlekçisin. Evet abi. Peki herhangi bu festival, Türkiye Güvercin Festivali'nin yapmış olduğu bu yarışmayla ilgili olumlu olumsuz yönlerde düşünceleriniz, fikirleriniz nelerdir? Abi bu yarışmanın, Adil abim bu yarışmanın en büyük avantajlarından biri olan şu var. Hiç olmazsa doğruyu yanlışı ayırabiliyoruz. Beslediğimiz kuşun sınıfları ayrılabiliyoruz. Mesela hiç olmazsa beslediğimiz kuşun ne kadar kalitede, ne kadar düzgün olduğunu görüyoruz. İnsanların bir araya toplanmasını sağlayabiliyoruz. Hiç olmazsa burada dostluklar biraz daha pekişiyor. Bence böyle olması lazım yani. Peki. Emeklerinize de teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet sayın seyircilerimiz 2015 yılı Yavru Kupası birincisi olan arkadaşımızla birlikteyiz. Şimdi kendilerini tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Ali, soy ismim Abu. İstanbul'da yaşıyorum. Yavru da birinci şu anda Allah'ın izniyle. Uçurduk. Bir emeğimiz var. Emeğimizin karşılığını aldık Allah'ın izniyle yani. Bu şekilde. Ne besliyorsunuz? Oyun kuşu, Mardin. Renk olarak? Beyaz, sabuni, mavi, nudi. Kupada derece yapan kuşunuzun rengi neydi? Beyaz. Beyaz. Dişi. Ve bu beyaz yani çok zor bir renk biliyorsun değil mi? Aynen. Beyaz çok bir zor bir renk. Bu kuşun da babası Arap'tır. Anası da dumanlıdır. Ha, renkli kuştan çıkma diye. Aynen öyle. Ne işle uğraşıyorsun? Minibüsçüyüm. Minibüs şoförü. Minibüs şoförüm evet. Evet. Peki bu yarışmalardaki katılmanızın amacı ne? En büyük amacı. Şimdi tabii bizim için bir hobi, bir merak, bir zevk, bu uğraşı. Ama bu yarışmalardaki bazı amaçlar var. Bu amaçlara nasıl bir katılımda bulunuyorsun? Ya en güzel amaçlardan biri benim için hobidir. Kuşu da çok severim, beslerim. Onu ona vurur, onu ona vurur. Bir şekilde bir şeyler çıkartırım. Yani kuşlarımı göreyim diye, edeyim diye. Bir şekilde uçururum, çıkartırım yani. Böyle uğraşırım ben kuşlarla. Başka da herhangi yani illa bir maddi manevi diye bir şey gelecek gelmeyecek. Ondan hiçbir alakası yok bu işin. Uçururum, zevkimi yaparım.
Bir arkadaşım gelirse bir çay bir çorba içeriz, kuş izleriz. Öyledir yani, bu şekilde. Benim için böyle. Belirli bir damızlığınız var mı? Var. Kaç senedir uğraşıyorsunuz o damızlıkla? 14-15 senedir uğraşıyorum. Evet, bundan daha öncesinde de bu, şimdi bu yavru kupası. Yavru kupasından ki uçurduğunuz bu kuşu ekeline falan uçurdunuz mu hiç? Niye? Diğer başka kardeşlerine. Şimdi 2011-2012'de yine bir Nuri'den bir şampiyonum var TGF'de. O kuşu uçurmadım daha ilk birinciğimde, Allah yukarıda. Şimdi bu kuşu da hediye ettik. Bu kuşu da uçuramayacağız. Öyle gözüküyor. Hediye ettik bunu. Hediye ettiğin arkadaş uçurur inşallah ya. O da Mustafa Hayırlıoğlu başkanımız. Ona kalmış olan bir şey. Başkanım beyazın meraklısın. Aynen, gönülden ben hediye ettim. Tüyü kadar ömrü olsun, beslesin. Ama bundan sonra hedefimiz Eke, Allah'ın izniyle. Uçuracağız, göreceğiz. Peki bu yarışmalar hakkında herhangi bir söyleminiz var mı? Valla yarışmalar hakkında derken Mustafa Hayloğlu'na gerçekten çok çok teşekkür ederim. Organizasyon çok güzel. Hakemlerimize, emeği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu sene de yine hakemiz bizde. Biz de teşvik ettiler. Çok çok teşekkür ediyorum yine kendisine. Çok güzel olacak yani, Allah'ın izniyle. Peki hakemlik görevini aldığınızı söylüyorsunuz. Siz de tekrardan bu kupaya yarışmaya uçuracak mısın? Uçuracağız. Peki şöyle bir şey var. Bizim bu, ben de biliyorsun Ankara'da kupa yapıyorum Türkiye genelinde. Tamam. Ama bize yarışmacı hakem olan arkadaşlar kendi kuşlarını puanlama şansları yok. Zaten biz kendi kuşumuzu puanlamıyoruz. Kendi kuşunu kim puanlayacak? Başka şimdi? Hakemler gelecek. Biz sadece orada yarışmacı olarak. Hakemlikten hiçbir alakamız yok. Yani hiçbir alakamız kendi yok. Kuşumuzu... Yok, biz kendimiz kesinlikle puanlayamıyoruz. İki tane artık üç tane hakem neyse o gelecek. Biz yarışmacı gibi kuşumuzu uçuracağız. Ben bizim şimdi bunu neden sorduğumu söyleyeyim size. Şimdi ben de senelerde bu yarışmalardayım. Ben inanıyorum ki bu güvercin camiasına hizmet etmek isteyen arkadaşlarımızın kesinlikle art niyetli olmadıklarına inanıyorum. Hakem olaraktan tabii ki ufak tefek hatalarımız, yanılgılarımız, yanlış puan değerlendirdiklerimiz olabilir ama ben hiçbir sakınca görmüyorum. Aslında iyi niyet olduğu için, hoşgörüyle baktığımız için bizim bütün meselemiz, maksadımız bu taklacı güvercini millete sevdirmek. Daha doğrusu güvercini millete sevdirmek için ilerletmek. Yani bizim böyle bir şeyimiz var, mücadelemiz var. Bu yüzden dolayı diyorum ki ben hakimler de otursun puanlasınlar. Yani kendi kuşunu da puanlayabilir. Bunda çünkü ben şuna eminim, hiçbir hakim olan arkadaş kimsenin hakkını yemek istemez. Ama art niyetli adam varsa o da onun şanına şerefine kalır. O da Allah yukarıda diyeyim. Hakim olarak da önce Allah'ı göreceksin. Zaten o Allah yukarıda. Kalbin de temiz olacak. Kalbin temiz olacak. Evet. En başta bu. Geriye ne olursa olsun. Başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de yine görüşürüz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Ben. Evet sayın seyircilerimiz, 2015 yılı Yavru Kupası ikincisi arkadaşımızla birlikteyiz. İstanbul'da Güvercin Federasyonu'nun renkli simalarından birisi. Kendilerini tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Rıdvan Serbest. Sabahlar erken kalkıp veya öğlen yemek paydoslarında merakımızı gidermeye çalışıyoruz. İşte uçup performansını hızla güvercimizin şey yapıp işte yarışa hazırlamaya çalışıyoruz. Peki yarışmaya hazırladığınız güvercimiz kaç sefer yaptı? Valla 18 sefer yazdırdı. 12 tane de işte yüksekten ve kısa mesafeli uçtu. Yani 30 sefere yakın yaptı. Ama kategoriye göre tabii kurallar, kaideler var. Onlara göre tabii belirli yükseklerini yani, almadınız değil illaki. Mi? İlla yani yüksekten aldığı oldu. İşte havada bir güvercinim vardı. Ondan 3 baş yazılmadı. Vesaire işte kısa çıktı. Yani 8 metreyi doldurdu. Dolayısıyla geçerli olarak hakem heyeti belli bir meblağda şeyi tuttu. O derecede ikinci olarak şu an yarışmayı bitirdim. Peki bu seneki kupaları nasıl gördünüz geçen seneye göre? Vallahi şimdi çıta gitgide yükseliyor. Yani aşırı derecede yükseliyor. Önümüzdeki sene daha da yüksek olacak. Ve bu önümüzdeki sene daha da iddialıyız. Yani ekip olarak, şey olarak daha da iddialıyız. Şimdi Eke'de Şenol'la beraber ortaklaşa bir kupamız var. Yavru'da işte Mete kardeşimle beraber var. Bu önümüzdeki sene Yavru'da abartısız fazla iddialı konuşmuyorum. Gerçi fazla iddialı olacak da ilk onu kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlara söylüyorum. Yani bu işe gönül vermiş, hizmet verip, iyi bir damızlık edinip, tamam mı? Hizmet verirseniz, havayı da yakalayıp o gün de şanslı olursanız bu iş bitmiştir. Yani bunda şans faktörünün biraz daha fazlalığı var değil mi? Damızlık,
yer, tecrübe, şimdi hava şartları. Hava şartları. Şimdi yıllardır kupaya katılıyoruz. Belli bir ara işlerden dolayı, şimdi genel müdür olduğum için belli bir süre ara verdim. İşte arkadaşlara yavrular verdim. Her sene belli bir dereceler yaptım ama başka yerlerde uçmuştu. Şimdi kendim uçurtuyorum fabrikanın üstünde. Şimdi daha bir hizmet veriyorum. En azından kuşlarımı tanıyorum. Ne zaman işte oyun oynayacak, ne zaman tüye girecek, ne zaman ne yapacağını çok iyi bildiğim için bunu süresi olarak önümüzdeki sene daha iyi bir şeyler olacağını şey yapıyorum. Şimdi nedir? Engin arkadaşımız iddialı, Şenol arkadaşımız iddialı. Bunlar hepsi bizim semtin çocukları. Canımız kardeşimiz. Biz de iddialıyız. Yani biz hepimiz bir aileyiz. Sonuçta evet. Bu bir aile işi. Başarı bizim başarımız. Yani bu başarıda emek veren insanlar bu güzelliği yaşıyor. O yüzden yani damızlık ve zaman, vakit, hava, her şeyi iyi toparlarsak bu iş on numara olur. Peki bu bugünkü tören hakkında görüşlerinizi alabilir mi? Tören bir nevi güzel geçti, bir nevi de sönük geçti. İşte şehitlerimiz var diye eğlence yapamadık. Ama genel olarak güzeldi. Bütün işte dostlarımız, eski dostlarımız, diğer ırk besleyen güvercin ırklarından besleyen dostlarımız da yanımızdaydı. Yani bu büyük bir camia. Yani genel olarak baktığın zaman dış şehirlerden de efendime söyleyeyim diğer güvercin besleyen ırk kuşlar işte post olsun, kelebek olsun bayağı bir çeşitli arkadaşlarımız vardı. Hepsi katıldılar. Bayağı güzel bir şey oldu. Ödüllerimizi aldık. Nasip inşallah seneye daha bir eğlenceli, cafcallı bir gece olacağına. İnşallah biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Yanınıza hocam. Genç bir arkadaşımız var, onu da tanıyalım. Sizleri de tanıyalım. Metekan Demir adım. Lise okuyorum. Güvercin seviyorsun, güvercin merakın evet. Var herhalde. Evet. Okul olduğu için ben daha fazla ilgileniyorum. O biraz daha uzaktan şey yapıyor, ilgileniyor. Yani hayvanları gerek seviyor, bayağı seviyor ama işte okul olduğu için yani fabrikaya da uzak kalıyor. O yüzden ben güvercinle alakalı daha çok şey yapıyorum. Evet, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler bütün arkadaşlar. Sana da okul hayatına başarılar diliyoruz. Evet, sayın seyircilerimiz 2015 yılı Yavru Kupası'nda üçüncülük ödülünü alan arkadaşımız ve bu sene Türkiye Güvercin Federasyonu'nun klasman birinciliği dalında ilk düzenlediği kupanın da birinci soran arkadaşımızla birlikte olacağız. Şimdi kendilerini tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Adım Engin Ayar, İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 30 senedir güvercin işiyle uğraşıyorum. Hobi olarak kendim özel sektörde çalışıyorum. 2 senedir Türkiye Güvercin Federasyonu'nun yarışlarında yarışıyorum. 2 senedir de şampiyonluk yaşamış bir yarışmacıyım. Peki bu kupada uçurduğunuz güvercinizin özelliklerini bize anlatır mısınız? Yaklaşık kuşumun uçma süresi 3 saat ile 5 saat arası yarışların hepsinde uçtu. Ortalama bütün yarışlarında olmak şartıyla 30'un üzerinde baş yaptı. Bunların 16 tanesi geçerli sayıldı yarış tüzüklerinde. Görev yerine yavruluk zamanında aksilik yaparak inmiştir. Tüyde kaldırdığımız için kuşu. Öbür yarışlarının 5'inde de kuş finale uçmuştur. Kuş ayrıyetten Türkiye'de başka güzel organizasyonu olan MGF yarışında da liderdir. Marmara Güvercin Federasyonu. Marmara Güvercin Federasyonu'nda şu an kuş ayrıyetten eke lideridir. Eke burada birinci yani. Türkiye Güvercin Federasyonu'nda klasman şampiyonu, yavru üçüncüsü, eke dördüncüsüdür. Maşallah. Bayağı da gayretli bir güvercininiz var herhalde. Damızı eskiye mi dayalı? Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bu kuşun ninesini 4 sene önce yani 8 kuşak gerisini söylüyorum. Kuşun anne babası da babasının anne babası olmak şartıyla kendi isim markalı kuşumdur. Yalnız kuşun 8 kuşak gerisi Murat Bozkurt diye bir arkadaşımındır. Çünkü kimse Adil Bey kendi bir şeyler yapmadan kuş sahibi olmuyor. Elbet 10 sene önce, 20 sene önce bir yerden bir insanlar kuş almış sayılıyorlar. Ama Murat arkadaşımıza da zamanında bundan 4 sene önce bu kuşun atalarını bize dişi olarak verdiği için kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Ya zaten şimdi biz bu güvercin olayını biliyoruz. Biz güvercin olayında bunun paylaşılma işi olduğunu, paylaşım işi olduğunu, dostluk arkadaşlık işi olduğunu biz bunları biliyoruz. Senelerdir de biz bunu söylüyoruz. Eğer bir damıza ihtiyacınız varsa, bir kuşa ihtiyacınız varsa bu illaki parayla bulunacak diye bir olay değildir. Eşinle, dostunla
gördüğüm veya hoşunuza giden bir hayvanla paylaştığınız zaman da bu işler ortaya çıkıyor. Tabii. Yoksa paylaşmazsanız bu güvercini parayla falan bulmak bana göre çok zor bir iş. Güvercin yarışında da Adil Bey, siz de bu işleri çok iyi bildiğiniz için güvercin yarışlarında en büyük özelliklerden biri de seyisliktir. Tabii şüphesiz. Kuşun huyunu, suyunu, her şeyini bilmek, yarışçıya hava şartlarını takip etmek her zaman avantaj sağlar. Onun için de kuşu çok iyi tanımanız lazım. Kuşunuzu tanıdığınız zaman ne zaman hangi saatte ne yapacağını bildiğiniz süre içerisinde hiçbir zorluk yaşamazsınız. Yalnız bu konularda çok titiz olmakta tüm yarış camiasındaki arkadaşlara öneririm. Peki uçurduğunuz yerler müsait misin? Beton mu? Yaklaşık şöyle söyleyeyim Adil Bey. Benim uçurduğum çatı 24 metrekare. İçinde 4 tane ben dahil olmak şartıyla, 3 tane görevli olmak şartıyla 4 kişinin içine 24 metrekareye bu kuş indiyor. Maşallah. 24 yer metrekare. Yer hakimiyetleri falan da çok güzel diyorsun. 4 metre, 5 metre olan bir yere iniyor bu kuş. Genişliği 4 metre, uzunluğu 4.80'lik yere iniyor bu kuş. İnerken göstermiş olduğu performans hareketleri. Şöyle söyleyeyim. Kuş klasman yarışının ilk yarışında 3 uçum yapmıştır. 5 takla, 7 takla, son inişi 3 takladır. Eke dördüncülüğünde 5 taklalı, yavru üçüncülüğünde 5 taklalı yerine inmiştir. Maşallah, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Güle güle, kuşlarınızı besleyin. Sağ olun, Allah razı olsun. Herhangi bir bu kupa hakkında, yarışma hakkında, ondan sonra bugünkü tören hakkında söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben sizin de yarışlarınız olmak şartıyla Türkiye'de organizasyon yapan, yarış düzenleyen tüm yarış camiasına TGF, MGF, Anadolu Güvercin, aklınıza kim geliyorsa hepsine ilgi ve alakalarından dolayı bu işi düzgün yapan herkese saygı duyarım. Saygı duyulmasını da isterim. Biz de sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Genç bir arkadaşımız var. Oğlum. Oğlum, Allah bağışlasın. Kendilerini de tanıyalım. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Eray Ayar. Ben babamın kuş besinden beri beraber besliyoruz. Yani bir 5 sene oldu. 6 seneye giriyoruz. Bu 3 senedir de yarışın içindeyiz. 3 senede 2 kere TGF'de, bir kere de MGF'de yarıştık. MGF'de bu sene birinciyiz. TGF'de de 3 üstte 2 senedir şampiyonuz. Hem de 3. 4. 5.liğimiz var. Okul okuyor musunuz? Okulumu okuyorum. Nerede okuyorsunuz? Ceviz Bağ'da okuyorum. Lise 3'e gidiyorum. Okuldaki dersleriniz nasıl? Okulda derslerim iyi. Bir tane sadece zayıfım var. Onları düzelteceğiz inşallah. Ya şimdi ben bunu neden soruyorum? Şimdi bizim camiamızda biliyorsunuz bazı güvercin besleyen arkadaşlarımızın veyahut da güvercin besleyen sizin gibi genç arkadaşlarımıza işte güvercin beslediğinden dolayı okuyamıyor ya da işine engel oluyor falan gibi bazı şeylerle karşılaşıyoruz da onun için sordum. Zaten sabah babam 1 saatten kuş uçuruyor. Zaten hava 6'da aydınlanıyor. 6.30 gibi aydınlanıyorsa babam 8'de kadar kuşlar uçuruyor, sonra işe gidiyor. Ben de okuldan 5'te çıkıyorum. Hava 5.40-5.50 gibi yani. Kaçta kararıyorsa ben de o zaman kadar yavruları kovaladım. Yani fazla vaktimiz olmadı halde bu kadar çıkarabiliyoruz. Peki güvercinde en çok istediğin özellik nedir? Yani benim güvercini en çok istediğim bizim klasman şampiyonunda vardı. Yani atışı, inişi, ersini yapıyordu. Kuş benim için yani herkesin kuşu kendine güzeldir. Normal yani nasıl oynarsa oynasın herkese göre zevk peki, versin önemli olan. Bir şey daha soracağım. Sen genç bir dimansın. Ben isterim ki senin her zaman babandan o bayrağı almak, deminki Şenol arkadaşımızın oğlunun yaptığı gibi babandan bayrağı alıp bu sancağı taşımanı her zaman için isterim. Çünkü bizim genç nesillere sizin gibi arkadaşlara ihtiyacımız var. Tabii. Yalnız ben şunu istiyorum. Yani kuşun sence çok uzun oynaması falan çok önemli bir şey mi yoksa meziyet mi önemli? Ya şimdi uzun oynayan kuş illa 1 metre sonra sesini kısıyor. Yani sesi kısmaktansa 15-20 metre oynasın. Sesli yapsın. 20 yani 15 mi kaç yaparsa yapsın bari 15-20 metre arası sesli oynasın. Meziyet daha mı iyi diyorsun? Yani meziyet daha yani uzun çıkan kuşun zaten çoğu zaman yani ya keser 20 metreden sonrasının sesini ya da yani yamultmaya başlıyor. Ondan sonra zaten TGF tüzüğünde de hiçbir zaman geçerli olmuyor. Yani 20 metrede keserler başı. İsterse 100 metre çıksın. Çoğu zaman öyle oluyor. Derslerinde ve hayatında sana başarılar diliyorum. İnşallah kuşlar da baban gibi sen de güvercin beslersin, birinci olursun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle genç bir dima arkadaşı bizim içimize kattığınız için size de şükür. Çok teşekkür ederim. Siz de bu organizasyonlara katıldığınız, yayınladığınız için, tüm yarış camiasının içinde beraber olduğunuz için, Avrupa, Ankara, Türkiye'de gezmediğiniz yer kalmayıp, insanların hem organizasyonlarını hem de dileklerini Türkiye Cumhuriyeti'ne tanıttığınız için siz ve kanalınız ve ekibinize ayrıca çok çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Evet sayın seyircilerimiz, Türkiye Güvercin Federasyonu'nun 2015 yılı Taklacı Güvercin Performans Yarışması'nın ödül töreninin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.